İrfan, son verdiğin haber hakikaten çok önemli. Yani bakanın böyle bir açıklaması var ya, insanın tüyleri diken diken oluyor. Diyor ki birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Vay sen, nasıl olur da bu Haydarpaşa ve Sirkeci garını ben bir adama verdim. O adama verdiğime nasıl karşı çıkarsın diyor ya. Ya orası, şimdi başka şeylerden başlayacaktım da bu son dakika gelişmesi hakikaten önemli. Şimdi oradan başlayalım, sonra tersten gidelim. Önce ben biraz bu yarınki kritik günü anlatacaktım ama bu Haydarpaşa hakikaten önemli ya. O kadar önemli bir şey ki sadece İstanbul'un iki simgesini bakın, 10 bin liralık bir şirket kurmuş, 10 bin liralık sermayeli bir adam bir şirket kurmuş. Eskiden belediyede maaşlı memurmuş. Sonra Okçular Vakfı'nı almışlar, müdür falan yapmışlar. Bir şirket kurdurmuşlar adama. Ne? Hazarfen danışma şirketi. Şimdi bu şirket danışmanlık hizmeti veriyor. Şirket kurulur kurulmaz kimler bundan hizmet almaya başlamış sayayım mı? Bakın, Cumhurbaşkanlığı, PTT, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları, Türk Telekom, THY, TRT, Halkbank, Emlakbank, Marmaray, Borsa İstanbul, Anadolu Ajansı. Yani adam kamuya almış. Sırtını kamuya dayamış. Şimdi ihaleye giriyor. İhalede çok yükseklik. Bakın orada, onu da söyleyeyim, nedir bu? İki tane, üç tane depolar var. 29 bin metrekarelik depolar. Onları kullanılmıyor. Tamam, Devlet Demir Yolları da ihaleye veriyor. Birisi kiralayacak. İstanbul Belediyesi bana ver. Bakın şartnamede şu var. Oraları ticari amaçla kullanılmayacak. Yani kafe, restoran, şu bu yapamaz. Kültürel sanat salonu. Bu kişi 350 bin lira veriyor. Şimdi 300 bin lira veriyor. Belediye de 100 bin lira aylık kira teklif veriyor. Bir teklifler alınıyor, açılıyor. 15 gün sonra çağrılıp pazarlık usulüne dönmesi lazım. Belediye çağrılmıyor. 350 bin lira bu şirkete veriyor. Şimdi ne yapacak orada? Ayda 350 bin lira kira ödemesi için ne iş yapacak? Bunun arkasında kimler var? Plan belli. Bunu İstanbul Belediyesi'ne verdirmemek için. Yani iki garın işletmesinde İstanbul Belediyesi'ne vermemek için bir takım tezgah yapıyorlar. Şimdi oraya da geleyim. Bu konuşan bakan neydi? Eski Karayolları Genel Müdürü'ydü. Sonra gitti bu Danıştay'a şey yaptılar, üye yaptılar. Sonra oradan emekli yaptılar. Sonra gitti bazı müteahhitlerin, bu iş yapan, hani baraj yapan, havaalanı yapan, işte yollar yapan müteahhitlerin şirketin CEO'su oldu. Olabilir. Gayet normal tabii. Sonra döndü bakan oldu. Şimdi ihale veriyor. Bakın ne diyor? Milli birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu, böyle bir tehlikeli lafa bak. Sen ne akla diyor belediyeye? Ben o adama verdim. Gizliden ihale verdiler. Hile var, hurda var. Belediye gitti mahkemeye. Çünkü çağrılmıyor. Belediyeye demiyorlar ki ya sen de geleceksin. Gel bakalım pazarlığa. Kaç para veriyorsun? Niye veriyorsun? Şimdi o adam alınca ne yapacak? O adamın arkasında kimler var? Bunlar soru işareti. Şimdi sonunda bir konu yapacaktım ama madem bakan bunu dedi, hakikaten tüyler ürperdi. Demek ki bundan sonra Türkiye böyle yönetilecek. Bir şey yapacaksınız, vay sen onu niye verdin? Hemen söyleyecekler. Bak, milli birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Görmüyor musun, biz Güneydoğu'da PYD ile PKK ile uğraşıyoruz. Bak biz Suriye meselesinde böyleyiz. Ne olacak? Ses kesimi otur aşağı. Bak bu bakanın söylediği bu. Bu bakan müteahhitlerin bu adamı. Bakan oldu. Şimdi ne yapacak? Ne yapacak? Kötü bir şey değil tabii ki oradan CEO olup buraya gelip bakanlık yapması iyi bir şey. Hatta iki sektör, masanın iki yanında biliyor diye bakan yapıldı. Ama bu söylediği felaket bir şey. Bakın bu ihale kendi, onaylayacak da kendisi. Bakın belediyeye ne diyor? Şimdi mahkeme ne yapacak? İdare mahkeme ne yapacak? Onu merak ediyorum. İptal edecek mi? Etmeyecek mi? Orası soru işareti. Biz gelelim öbür meseleye. Esas mesele ne? Yarın Soçi'de önemli bir toplantı var. Nedir? İşte Cumhurbaşkanı gidiyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşecek. Neyi görecek? Suriye'yi görecek. Bakın. Hani süre 120 saat doluyor. Yarın akşam o da dolacak. Şimdi Amerika'yı bir tarafa bırakın. Amerika out, Rusya in. Artık Amerika yok. Niye yok? Trump açıkça söyledi. Ne dedi? Biz aşağı çekildik.
Petrol bölgelerini kontrol altına aldı. Kimle? YPG ile birlikte bizim askerlerde de. Tamam, orada bizim işimiz bitti. Yani yukarıyla işimiz yok. Tamam, Suriye sınırı rahat. Türkiye sınırı açısından rahatladı. Tampon bölge. Peki o sınır öyle mi kalacak? Suriye'nin geleceği ne olacak? Artık Türkiye, Rusya var masada. Zaten Cumhurbaşkanı da söylüyor. Bir hal çaresi, işte bugünkü yaptığı konuşmalarda ne dedi? Bir hal çaresi bulmalıyız. Evet, bir hal çaresi bulunmalı. Suriye nasıl olacak şimdi? Böyle nasıl kalabilir? Bakın orada bir güvenli bölge diyelim, boş alan. Veya 100 bin, 50 bin, hani eski oradan giden Araplar kendi evlerine döndü diyelim. 200 bin, 300 bin kişi, tamam. Orası öyle olacak. Oranın kontrolünü kim sağlayacak? Türk askeri. Özgür Suriye ordusu mu? O bambaşka bir konu. Şimdi o kadar kötü işler yaptılar, hep söylüyorum. Adını Milli Suriye Ordusu yaptılar. Nasıl milliyse o da bir tartışma. O milli orduyu kim destekliyor? Ya Suriyeliler destekliyor mu? Desteklerse milli olur. Hani Türkiye'deki Suriyeliler milli orduyu destekliyor mu? Onu ayrı bir konu yaparız ileriki günlerde. O çok acayip bir mesele. O farklı bir ne bileyim uğur, kanser yarası gibi başka Türkiye'yi yakacak bir şey var orada, bir hücre var. Ona gelelim. Geleceğiz onda. Şimdi burada bir anlaşma olacak. Türkiye bu tarafı böyle, altta Amerikalılar var. Bir de tabii İblit diye bir şey var. Şimdi durdurduk ortalığı. Hani dondurduk diyelim her tarafı. Suriye böyle mi kalacak? Hayır. Cumhurbaşkanı da söylüyor. Rusya Devlet Başkanı da söylüyor. Herkes söylüyor. Bir hal çaresi bulunması lazım. O hal çaresi ne? Bakın o hal çaresini bulunduğu zaman, yani o hal çaresi Şam'la Ankara'nın el sıkışmaması veya uzaktan anlaşmamasıyla bulunacak bir çözüm değil. Mutlaka anlaşmaları lazım artık. Yani öyle böyle tamam kavga oldu, küs oldu. Türkiye başka şeyleri destekledi. İç savaşta Türkiye Ankara taraf oldu. Dedi ki Şam zulmüne karşı ben de bir destek yapalım. Evet, aradan kaç yıl geçti? Çözüm. Bir çözüm bulması lazım. Bakın bizde 3,5 milyon, toplam 6-7 milyon Suriyeli dışarıda. Onlar ne olacak? Nasıl dönecekler? Kimse bilmiyor. Bakın Şam'ın bir açıklaması yok mu? Şöyle olacak. Bilmiyor. Moskova bir şey söyleyemiyor. Washington hiçbir şey söyleyemiyor. Trump zaten ne diyor? Ben petrol bölgesini al. Yani diyor ki ben burada kalayım. Siz diğer bölgelerde, yani şeyin, Fırat'ın doğusun altı, güneyinde ben durayım orada. YPG'lilerle falan işte onları verdik silahları falan. Onları da ben korurum. Orada biz orada bir bölge yapalım. Şimdi ne olacağını kimse söylemiyor. Bakın herkesin söylediği hep ısrarla altını çiziyorum. Diyorlar ki Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı. Toprak bütünlüğü korumalı. Ya bir kişi de çıkıp şöyle demiyor. Üniter devlet olarak mı korunmalı? Federal de federatif devletlerle mi korunmalı? Bu ne demek? Yani aşağıda Şam, yani bir Alevi kökenli Suriyelilerin olduğu bir devlet, yukarıda Sünnilerin olduğu bir devlet kendi içinde. Bu tarafta Kürtler falan, öyle bir yapı mı isteniyor? Yoksa hepsinin bir arada olduğu üniter bir devlet mi istiyor? Bir hal çaresi diyor ya. İşte o hal çaresi yarın Suçi'de konuşulacak. Amerika artık bıraktı bu işte devre dışı. Bundan sonra iki unsur var. Ankara ve Moskova. Şam tabii ki Moskova'nın arkasında. Bu üçlü bir çözüm yolu bulmak zorunda. Yani işi böyle dondurup bir 5 sene daha, 7 sene daha Suriye böyle kalsın, herkes yerinde kalsın denecek halin ötesine geçti. İyi akşamlar. İrfan, sözüne sende.